Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığımız sanal hayvanat bahçemizi gezeceğiz. İsterseniz hemen turumuza başlayalım. Evet, burada yunus balıklarımız var. Yunus balıklarını bize Ali Emir Bey anlatacak. Evet Ali Emir, seni dinliyoruz. Cana yakınlar, memeli hayvanlar grubundadırlar. Bütün denizlerde yaşarlar. Gölde bile, tatlı sularda bile etiyle beslenirler. Kendilerine has ıslık sesleri vardır. Kafalarıyla dalgalara yön verirler. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten şu an ıslık seslerini bizler de duyabiliyoruz. Şuna bakın ya, ne yapıyor bunlar böyle? Evet. Sıradaki hayvanımız somon balığı. Somon balığını bize Zehra Hanım anlatacak. Buyurun Zehra Hanım, dinliyoruz. Somon balıkları göç ederek yaşarlar. Temiz suda yumurtlarlar. Okyanuslardan, şelalelerden geçerler, yüzerek geçerler. Doğdukları yere geri dönerler. Teşekkür ederiz. Bakın burada da somon balıklarını görebiliyoruz. Gayet tatlı yüzüyorlar. Evet, sıradaki hayvanımız, belki ses size de gelmiştir, Van kedisi. Van kedisini de bize Berra Hanım anlatıyor. Buyurun Berra Hanım. Arkadaşlar, Van kedilerin gözü biri kehribardır, biri mavidir. Hem akıllılardır hem de yaramazlardır. Sahiplerine çok çok ballardır. Çok güzel giderler. Teşekkür ederiz Berra. Bakın burada da iki tane Van kedisi var. Gözleri hakikaten farklı renkteler. Görüşürüz. Evet. Sıradaki hayvanımıza doğru gidiyoruz. Karşımızda kaplumbağalarımız var. Kaplumbağaları bize Asel Hanım anlatıyor. Buyurun. Kaplumbağalar ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Kemiksi bir kabuk içinde yaşarlar. Teşekkür ederiz Asel. Gerçekten de sert kabukları var. Buradan da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet, yeni hayvanımızın adı balon balığı. Balon balığını bize Hüseyin Bey anlatıyor. Buyurun Hüseyin. Balon balığı sıcak denizlerde yaşar. Kendini teyitede doyduğumu şişay bir balon oyur. Teşekkür ederiz Hüseyin. Balon balıklarını da buradan şöyle inceleyebiliyoruz. Şu an kendilerini tehlikede görmüyorlar o zaman. Evet, sıradaki hayvanımız örümcek. Örümceği bize Alemine Hanım anlatıyor. Buyurun Alemine. Örümceklerin kanı mavidir. Örümcekler karıncadan korkar. Örümcekler suyun üstünde yürüyebilirler. Örümcekler uzayı göremezler. Teşekkür ederiz Alemine. Şimdi sıradaki hayvanımız panda ve pandayı bize Fatma'nız anlatıyor. Pandalar arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi severler. Üzüldükleri zaman yalnız kalmayı isterler. Korktukları zaman yanına ve yakınlarına koşarlar. Yemek yemeye ve yayılmaya bayılırlar. Evet, şu an bakın bambuları kırdık, hemen hapur vuruyorlar gerçekten. Yemek yemeyi çok seviyorlar galiba. Sıradaki hayvanımız yarasa. Yarasayı bize Ahmet Kayra anlatıyor. Yarasalar memeli hayvanlardır. Uçabilirler. Böcek yiyerek beslenirler.
Mağaralarda baş aşağı sallanarak uyurlar. Çok iyi duyarlar. Teşekkür ederiz Ahmet Kayra. Ve yine hayvanımız papağan. Papağanı bize Ayşe Sude Hanım anlatıyor. Papağanlar taklit yoluyla konuşabilirler. Papağanlar evcilik olarak beslenen kuşlardır. Papağanlar evde de yaşarlar, ağaçta da yaşarlar. Teşekkür ederiz Ayşe Sude. Papağanlarımız da şu yukarıda gözüküyorlar. Gayet güzeller, rengarenk. Evet, şimdi de tavukları bize Süleyman Bey ve Yiğit Bey anlatacak. Buyurun. Tavuklar yumurtayla çoğalır. Tavukların etinden faydalanırız. Tavuklar kümeslerde yaşar. Tavuklar yem ve ot yer. Teşekkür ederiz Süleyman. Tavuklar da insanlar gibi uyur. Bir tavuk yılda 300'den fazla yumurta yapar. Teşekkür ederiz Yiğit Bey, verdiğiniz bilgiler için. Evet, sıradaki hayvanımız çita. Çitayı bize Sunay Hanım anlatıyor. Çitalar çok hızlı koşan hayvanlardır. Vücudunda benekleri vardır. Gözlerinin altında, ağzına ve çenesine kadar çizgiler, siyah çizgilerler. Bu çizgiler güneş ışınlarını çeker ve böylece daha iyi görmelerini sağlar. Evet, şimdi tilki var. Tilkiyi bize Yiğit anlatıyor. Tilki köpektir, avcısındandır. Geceleri avlanır. Çoklu su hareket eder. Başlı hayvanlardır. Evde bekleyemeyiz. İnsanlar aralar verir. Tavukta şampare can yiyer. Teşekkür ederiz. Sıradaki hayvanımız kutup ayısı ve kutup ayısını İbrahim Yağız Bey anlatıyor. Kutup ayıları kare buzullarda yaşar. Kutup ayıları ince ve uzundur. Kutup ayıları çok iyi yüzücüdür. Teşekkür ederiz İbrahim Yağız. Kutup ayılarımızı tanımış olduk böylelikle. Evet, tavşanları bize İlayda Hanım anlatıyor. Buyurun İlayda. Tavşanların arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur. Tavşanlar gündüz uyurlar, gece aktif olurlar. Teşekkür ederiz. Tavşanları da öğrendik. Bakalım sıradaki hayvanımız neymiş? Evet, lamayı bize Miray Hanım anlatıyor. Buyurun Miray. Lamalar deveye benzer, ot yerler, kızınca tükürürler. Teşekkür ederiz Miray. Neyse, biz lamaları sinirlendirmeden hemen gidelim buradan. Evet çocuklar, sanal hayvanat bahçesi sergimiz burada bitti. Her birinizin sayesinde farklı hayvanların farklı özelliklerini öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim her birinize. Kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Bay bay.